Türkiye'de ilk defa Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ve Engelsiz Mersin sloganıyla yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlayacak projelerle hayatlarını değiştiriyor. Bu simit arabam engel tanımam projesi çerçevesinde 25 adet simit arabası, 25 adet su termosu ve 25 adet gençlerimize, vatandaşlarımıza oturak temin edilmiş ve bu malzemeler ortopedik engelli bireylerin kullanımına uygun ölçü ve ebatlarda hazırlanmıştır. Ben daha evvel mobilyacıydım. Bir sene evvel ayağım kesildi. Bütün düzenim bozuldu. Fakat şimdi şu an şu arabaların sayesinde yeniden hayata tutunacağıma inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İşkur İşbirliği ile hayata geçirilen Simit Arabam Engel Tanımam projesiyle ekonomik olarak durumu iyi olmayan, çalışamayan 25 ortopedik engelliye simit arabası dağıtıldı. Bu sayede hem iş sahibi olan hem de hayata yeniden tutunacak olan engelli vatandaşlar belirlenen noktalarda simit, ayran ve su satışı yapacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle simit arabalarına kavuşan engelli vatandaşlar belirlenecek yerlerde satışlarına başlayacaklar. Tarsus İlçe Belediyesi tarafından güneş enerjisi santrali yapımı için şimdiye kadar 3 ihale gerçekleştirildi. Bugüne kadar 3 adet GES ihalesi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, proje bittikten sonra kendi elektriklerini kendilerinin üretebileceklerini söyledi. Elektrik harcamalarının yıllık 1 milyon lira olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Belediyesi olarak 3,5 megawattlık lisansımızı aldık. Birinci etap ihalemizi gerçekleştirdik. Yeni Mahalle ve Kırklar Sırtı pazar yerleri çatılarına güneş enerjisi panelleri döşenmeye başlandı. Tarsus Belediyesi'nin elektrik sarfiyatı 1 milyon liradır. İnşallah bu güneş enerjisi panelleri devreye girdiğinde 3 milyon lira para kazanacağız ifadesini kullandı. Mezitli Belediyesi, denize giren vatandaşların ücretsiz olarak kullanabilmeleri amacıyla sahile şemsiye, şezlong, duş ve tuvaletler yerleştiriyor. Hasır şemsiyeler Mezitli'de yaşayan Roman vatandaşlar tarafından yapılıyor. Bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan Romanlar, en sağlıklı ve doğada en çabuk kaybolan malzemelerden ürettikleri şemsiyeleri vatandaşların kullanımına sunuyorlar. Mezitli Belediyesi de bu hasır şemsiyeleri sahillerde denize giren vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sosyal belediyeciliğin gereği olarak tüm vatandaşların refahı için çalıştıklarına dikkat çekerek, halkımızın rahat kullanabilmeleri için sahillerimize şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetleri de ücretsiz sağlıyor. Bunları da TECE'de geçimini hasır örme işinden sağlayan vatandaşlarımıza yaptırarak bütçelerine katkı sağlama yoluna gittik. Bu yolla aynı zamanda doğaya zarar veren malzemeler yerine kendiliğinden yok olan doğal malzeme kullanmış oluyoruz ifadelerini kullandı. Mersin Hurdacılar sitesi içinde bulunan bir hurda deposunda yangın çıktı. Çıkan yangına 3 noktadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olmasından dolayı bölgede korku dolanlar yaşanırken yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın öğle saatlerinde Mersin'in Merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde bulunan Hurdacılar sitesi içindeki bir dükkanda çıktı. Hurda deposunda çıkan yangın kısa sürede bütün iş yerini sardı. Bunun üzerine çalışanların ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve büyüyen yangına ekipler 3 noktadan müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat boyunca yangına müdahalede bulunan ekipler başka bir iş yerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Korku dolanların yaşandığı yangında can kaybı yaşanmazken dükkan içinde bulunan malzemeler büyük zarar gördü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarsus ilçesinde sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylemlerde bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, örgüt propagandası yaptıkları, terör içerikli yazılama yapmak suretiyle kamu malına zarar verdikleri, ayrıca Fahrettin Paşa mahallesinde güvenlik güçleri ve araçlarına yönelik silahlı, molotof kokteylli, havai fişek ve taşlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 kişi tutuklanırken 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Suça sürüklenen 2 çocuksa savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tarsus'ta daha önce de 6 kez basılan organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası'nda 7. kez düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynayan 107 kişi suçüstü yakalandı. Yenice Mahallesi'nde bir organizasyon şirketi ile Taşımacılık İşçi Sendikası'nda kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Binanın otoparkında tombala oynayan 8'i kadın 107 kişiyi suçüstü yakaladı. Ayrıca GBT sorgulamasında bir kişinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan arandığı belirlenirken zanlının üzerinden 2 gram eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken 107 kişiye toplam 24.289 lira para cezası kesildi. Taşımacılık İşçi Sendikası Dernek Başkanı Nedim Özbiçer ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Erdemli ilçesinde 19 ülkeden 28 ormancının katıldığı yangın tatbikatında 1 metrekarelik alana yakılan ateş yangın helikopteri tarafından nokta su atışıyla söndürüldü. Yangın riski dolayısıyla büyük ateş yakılmayan tatbikatta Türk ormancıların köpük şovu ise katılımcıları adeta büyüledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşmeyle Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çölleşmeyle Mücadele Uluslararası Eğitimi kapsamında Afrika ve Orta Doğu olmak üzere 19 ülkeden 28 ormancıya Konya ve Mersin'de 5 günlük eğitim verildi. Eğitim sonunda Erdemli ilçesinde katılımcılara yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 1 metrekarelik bir ateş yakılarak senaryo gereği yangın helikopterinden ormanda çıkan yangına müdahale etmesi istendi. Helikopter yaptığı 2 sortide 1 metrekarelik alandaki ateşe suyla nokta atışı yaptı. Yapılan şov izleyenler tarafından büyük alkış aldı.